Herkese selamlar. Karaman gezisi videoma hoş geldiniz. Anlaşılacağı üzere Karaman'ı gezeceğiz bugün. Gelmeden önce bu kadar çok yer olacağını gezeceği tahmin etmemiştim. Ama gezilecek yerleri araştırmaya başladığımda 20'nin üzerinde gezilecek yer çıktı. Ben de vaktim kısıtla, onun için belli başlı yerleri gezerince. Karaman ve çevresinin tarihi çok eski. Burada yerleşim çok eskiden varmış. Hititler, Roma, Bizans, en sonunda Karamanoğulları bu bölgede yaşamış. O yüzden bu kadar çok tarihi eser var, gezilecek yer var. Ben de ilk olarak kaleden başlıyorum. Karaman Kalesi arkamda olan yer. 12. yüzyıl başlarında yapılmış kale. Tam tarihi belli değil. İç içe 3 surdan oluşuyormuş ama şu an sadece tek iç sur kalmış. Gezelim bakalım. Kale kapalı arkadaşlar. İçeride çalışma varmış. Şimdi havadan da görüntüledim. Çalışmalar var. Ama enteresan bir şey var. Uzun zamandır hangi kaleye gitsem kapalı oluyor. Bir çalışma oluyor. Hatta Kahramanmaraş Kalesi'nde halk orada diyor, define arıyorlar falan diye. Şu an başka bir yeri hatırlamıyorum ama çoğu yerde bu şekilde diyor, çalışma var diyor. Ne çalışması kalede? Sadece içeride kazmışlar. Gerçekten define arıyorlar galiba. Dışarısı böyle. Burası da Aktekke Camii. Böyle de bir meydan var. Aktekke Camii'nin yapılışı 1370. Alaaddin Bey tarafından yaptırılmış. Karamanoğulları döneminde. Mevlana'nın abi Muhammed Alaaddin de orada yatıyor. Mevlana'nın annesinin mezarı değil mi? Burası da İmaret Camii. Hemen Aktekke Camii'nin karşısında 200-300 metre yürüyorsunuz. Zaten direkt göreceksiniz. Yapımı 1432 yılında. Yalnız içeri giremiyoruz, kapalı. Yanda bir türbe var. Tepesine lelikler yuva yapmış. Karaman beylerinden 2. İbrahim ve oğullarının türbesiymiş.
da Karaman Müzesi var. Giriş ücretsiz. Eski bir kapı ama bir şey yazmamışlar. Nereden çıkmış kaç yılında? Evet, gideceğimiz yerler biraz sonra. Taşkale. Anazan mağaraları. Burada da İncesu mağarası. Manazan güzeli. Milattan sonra 1150-1200. Saçlar halen duruyor, kumaş duruyor. Patatesi. Kahraman Beyliğinden kalma bir top, top namlusu. Hemen müzenin yanında Hatuniye Medresesi var. Ama maalesef kapalı. Anca dışını çekebilirim size. Tartan Konağı'na gelmiştik ama maalesef burası da kapalı. Bir hafta sonra açılıyormuş. Burası da Çeşmeli Kilise. Ama maalesef kapalı, giremedim içeri, dışarıdan gösteriyorum. Hemen Tartan Konağı'nın karşısında 17-18. Yüzyıl divarlarında inşa edilmiş. Burası da Hürrem Beylerbeyi. Ama maalesef kapalı. Şaşırdık mı? Ben şaşırmadım. Nereye gitsek kapalı bugün. Burası da Araboğlu Camii. Karamanoğlu döneminde yapılmış. 1374-1470 aralığında. Karaman merkez bu kadardı. Hürrem Dayı evi ve Tartan evi annemin eliyle kapılmış. Bir hafta sonra açılacak. Geldiğiniz zaman siz gezebilirsiniz. Ben gezemedim. Şimdi Taşkale'ye doğru yola çıkalım. Merkez bu kadar. Evet, Manazan mağaralarına ulaştım. Manazan mağaraları Taşkale üzerinde. Şu anda zaten yolun üzerindeyim. Bu mağaralar insan eliyle yapılmış tamamen. Doğal bir oluşum yok yani. Ve 5 katlı şekilde yapılmış. Burada katları da görüyorsunuz da belki kameraya çıkıyor bilmiyorum ama. Şimdi hadi yukarı çıkalım bakalım. Burada da bilgiler verilmiş. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bunlar neymiş? Bir şeye benzetemedim ben.
Zaten yazı yazmasanız olmaz gençler. Bunlar düşmüş mü, kırmışlar mı ya? Tepemize düşmesin. Neyse çıkalım, biraz sakata benziyor. Vay, yazılar duruyor. Evet, birisi define almış galiba. Başka bir ihtimal yok. Adam mahvetmiş ya. Buradaki en büyük mağara burası galiba. Mağaralardaki tavandaki siyahlıklar ateş yaktıkları için ateşin izi. Asırlar önceden kalma. Bu üstteki mağaralara nasıl çıkılıyor, bulamadım. Tabi yer vardır ama. Bolu'daki Sebenkaya evlerinde mağara içinden çıkılabiliyordu. Demir merdiven yapmışlar bir de. Bunu da bulamadım. Müzik
arkadaşlar, burası da Taşkale tahıl ambarları. Taşkale köyünde bulunuyor. Aynı Manaza mağaraları gibi oymuş buralarda. Tahıl ambarı olarak kullanıyorlarmış. Mağaranın önüne hatta cami yapılmış. Taş cami. İçerisi çok serin. Üst kat daha var. Taşkale İncesu mağarasına geldim. 1356 metre 150 metresi yürüyüşe açık. Taşkale köy muhtarını aradık. Kimse yok dedi. Kapı açık, şalteri açın, gezin demişti. Başka birisi var yanımızda. O vazgeçti, ben geldim. Hadi bakalım. Girişi görevli falan yok şu an. Taşkale'de köy muhtarını aradık. Şalteri açın, girin dedi. Verelim elektrik bakalım. Her yer açık. Elektrik yok. Trafoya geldim elektrik vermeye. Sonuçta elektrikçiyiz, bakalım. Ertiğince su alırız. Ey Allah, bismillah. İnşallah gelmiş. Hadi bakalım. Çok güzel. Ama ışıklandırma çok zayıf. Yani şu an kamerada büyük ihtimal belli olmuyor ama yani çoğu yer gözle de göremiyorsun. İnsanlara fazla değmemiş dedik ama bizim gençler yine boş durmamış. Ne anlarsınız, anlamıyorum ki ya. Evet, 9 metre. Hadi bakalım.
ve 1050 metre son. Mağaranın sonu. Mağaranın sonunda bir de böyle bir şey var. Sağır katın dibinde böyle bir havuz oluşmuş. Asırlar boyu damlayan sular oluşturmuş. Evet, bakın olaya bakın arkadaşlar. Demir korkuluğu nereye tutturmuşlar? İncesu mağarası da böyleydi arkadaşlar. Artık ayrılıyorum. Mağaranın etrafı da böyle. Mağara çok güzel. Bu taraflara gelirseniz kesinlikle uğrayın. Nadir güzel mağaralardan bir tanesi. Ama ilgisiz kalmış, ilgi istiyor. Bekliyor, kapı açık. Şalteri kendim açtım, elektriği girdim. İlgilenilmesi lazım. Ben şimdi ayrılıyorum artık. İşi batırdı. Yarın Ermedi'ye de gezip. Mut Ermenek yolu üzerinde Ermenek Irmağı çok güzel manzaralar sunuyor bize. Adım başı duruyorum yani. Ermenek'e ulaştım. Ermenek'teki ilk durağım Ermenek Kalesi. Manzara güzel. Araçta buraya kadar geldim. Yollar çok dik. Biraz zor oldu ama geldik. Bundan sonrası yürüyerek buradan kaleye ulaşacağız. Kalenin zirvesine çıktım. Manzara çok güzel. Karşıdaki Ermenek Baraj Gölü. Burada halk arasında Turkuaz Gölü diyorlar. Renginden de anlaşılacağı üzere çok güzel bir rengi var. Kaleye gelince kalenin yapılış tarihi bilinmiyor tam olarak. Geçmişte Fren Kalesi'ymiş. Şu anda Ermenek Kalesi diyorlar ama Fren Kalesi olarak geçmişte anılmış. Karamanoğulları'nın önemli bir kalesiymiş bu kale. Şimdi bu barajın devamında Nadire Kanyonu var. Şimdi oraya tekne turuna geçeceğim. Tekne turunda görüşürüz. Yapamadık. Çok pahalı. Kanyon içine giren tur 500-600 liralardan bahsediyor. 150 liraya da gölde tur var. Gölde tur atmaya da gerek yok. Ben kanyonu gezmek istiyordum ama çok pahalı. Hiç o kadar para verilmez. Şimdi Zeyve Pazarı var. Bir oraya bakalım. Karaman gezimin son durağı Ermenek Zeyve Pazarı. Ermeni'ye 40-45 dakika mesafede. Güzel bir mesire alanı. Kasap bile var. Pazar var.
Ermeneğin bu sıcağında kaçılacak çok güzel bir yer. Bu şekilde asırlık çınar ağaçları var. Hem de bayağı var yani. Arkadaşlar Karaman gezisi videomun sonuna geldik. Son durağım olan Ermenek'ten Ermenek barajı manzarasıyla kapatıyorum videoyu. Elimden geldiği kadar zaman verdiğince her yeri gezmeye çalıştım. Çoğu yeri gezemedik tabi. Kapalıydı bazı yerler. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.